Kaan YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün gündemden 3 tane konuyu konuşacağız. Rabiot bunlardan biri, Yabancı Barakem'i, ee, bir ara Kemerburgaz tesisleriyle ilgili e, sorular gelmişti. Antalya kampında bir yöneticiyle görüşmüştük bu Kemerburgaz tesislerindeki son durumu. Hazır e, Twitter'da fotoğrafları dönmeye başlamışken onu da konuşalım ama... Onun öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Ve gündeme hızlıca başlayalım. Adrien Rabiot geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın listesindeydi. Hatta Galatasaray oyuncunun şartlarını sormuştu. O dönemde Juventus'a sözleşmesi bitiyordu Rabiot'un. Ki zaten oyuncuyu biliyorsunuz hani burada özellikle anlatmamada gerek yok. Fransa milli takımını seviyesinde oynayan, altyapıda City görmüş, Paris görmüş bir isim. Yani şimdi Rabiot'la alakalı geçen sezon şartları sorulduğunda oyuncu 7 milyon euro maaş ve 7 milyon euro imza parası istiyordu. Yani şimdi Juventus'ta ne kadar kazanıyor ona da gelelim. Juventus'ta 7 milyon euro net bir de 2 milyon euro 2-2.3 milyon euro arası bonusları var. Yani 9 milyon euroyu Buluyor Rabiot'un şu andaki maaşı ve oyuncu şu anda hani geçtiğimiz sezon 7 milyon euro maaş 7 milyon euro imza parası istiyordu ama şu an bir tık daha arttırmış e, aldığım bilgilere göre 10 milyon euro civarında bir maaş beklentisi var Adrien Rabiot'un Galatasaray okey şimdi gene oyuncu ve temsilcisine bir haber gönderdi görüşme için ama yani bu şartlar altında Pek de olabilecek bir transfer gibi değil. Şimdi geçen sezonki şartlara da geldiğinde hani bir tık imza parasını daha yüksek tut diyeceğim. Okey. E şimdi güncel şartlara da baktığınız zaman takımınızda oynamayan eninde 11'e bile 3,5-4 arası hani bir şey alıyor. 7 milyon euro vesaire verseniz gene Türkiye standartlarında çok çok fazla. Hani burada imza parasını yüksek tutup e, maaşı az tutmanız gerekecek ama ama şimdi bakıyoruz e, ee, Juventus'ta geçtiğimiz sezon bir yıllık kontratını yenilemişti zaten. Şimdi kontratı bitiyor. O yüzden hani imza parasını acımasınız. Rabiot'a vereceğiniz. 10 milyon euro. Yani bir tık daha arttırmış dedik ya. 10 milyon euro maaşın altına şu anda hani düşse düşse gene 8 milyon euro. Belki 7 milyon eurolara düşer. Fakat tekrar tekrar altını çizelim. Bu maaş isteği doğrultusunda Galatasaray için çok çok zor bir transfer. Okey Galatasaray istiyor. Hatta oyuncunun da şöyle bir e, görüşü var şu anda. E, Euro 2024 bir geçsin yani ya böyle turnuvanın sonlarına doğru ya da Euro 2024 sonrası kararımı veririm şeklinde oyuncunun görüşü de. e Şimdi bakacak da orada da güzel bir performans sergilerse zaten hani hedeflediği doğrultuda böyle istediği maaşlarda premierlik vesaire yapabilir. Hatta Suudi Arabistan'dan da astronomik teklifler gelir Rabiot için. Onlar ancak karşılayabilir e, Rabiot'un istediği maaşı. Şu anda diğer ligler için örnek veriyorum İtalya'da şu anda Juventus zaten maaş düzeyini hani azaltmaya çalışıyor. Maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Ama bu şartlar altında Juventus'ta da bence yenileyemez gibi duruyor. Daha yeni yenilediler bir senelik. Bakalım Rabiot'la ilgili yaz transfer döneminde neler yaşanacak ama benim ümidim hani pek yok gibi bu transferden biraz ihtimali düşük bu şartlar altında. Şimdi bakıyorsunuz Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı o kadar orta saha sıkıntısına hani paranız olsa basar alırsınız fakat fazla da hayal kurmanın alemi yok. Geçelim diğer konumuza. Yabancı var hakemi. Haftalardır yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı hakem gelsin. Okey. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu da artık hani yabancı hakem uygulamasının kritik karşılaşmalarda yabancı var hakemi diyelim. Yabancı var hakemi uygulamasının kritik karşılaşmalarda uygulanacağını açıkladı. İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'e önceden yapılan başvuruların kabul edildiğini ve artık 32. haftadan itibaren kritik karşılaşmalar derken de bu arada hani bakıyoruz bu haftada neler var onlar da açıklandı. Galatasaray'ın Alanya ile oynayacağı karşılaşma 1, Fenerbahçe'nin Karagümrük'le oynayacağı karşılaşma 2, Ankara gücünün Gaziantep'le oynayacağı karşılaşma 3. Bu 3 karşılaşmada yabancı var hakemi sistemi olacak. Şimdi bakıyorsunuz hani bu olaya. Ben şu anda pek bir dezavantaj görmüyorum ama zaten burada hakemler acaba ego yapıp yani varla arasında bir sürtüşme yaşanır mı? Belki o tip bir şey olabilir. Şöyle şeyler konuşuluyor işte bunlar İngilizce bile bilmiyor nasıl olacak vesaire. Yani ben anlamadım. Yani yabancı hakem, yabancı hakem deniliyor. Bir anda şimdi yok bunların İngilizcesi bile yok, bunlar nasıl yapacak? Hani ne olsun istiyor insanlar? Ben bunu da anlamadım. E yabancı hakem işte, yabancı var geliyor. Yok İngilizce bilmiyorlar, şöyleydi böyleydi. Zaten yabancı var hakemiyle anlaşacak derecede İngilizcesi olmayan da bıraksın hakemliği. Aynısı hatırlayın şeyleri oldu. Fred'in ceza yediği dönemde de oldu. FIFA kokartlı yabancı dili olan hakeme hani dendi ki, bunun e, İngilizcesi bile yok nasıl işte anladı Portekizciyi vesaire diye ama bunların tamamen sosyal medyada dolaşan hurafe Şu an Türkiye'de görev yapan hakemlerin birçoğunun e, İngilizcesi var zaten olmak da zorunda Yani bu bir zorunluluk gibi bir şey artık Biraz bahaneye kaçmak gibi geldi bana Yani artık istenilen sisteme geçildi Hani bahaneler bir kenara bırakılsın Görelim bakalım yabancı var hakem sistemi nasıl olacak Ben federasyonu bu konudan dolayı Tebrik ediyorum yani sonunda talepler doğrultusunda bir şey yapılmış. Bu konuyla alakalı da artık yani kimse şikayette bulunmasın. Kulüplerden de bir yandan e, bu konuyla alakalı yani şikayetler gelmiş. Bu konuyla alakalı ben hani şikayetlerin pek normal olduğunu düşünmüyorum. Peki sizler nasıl buluyorsunuz e, yabancı varakem sistemini? Sizlerin de görüşlerini alalım. Son olarak Kemerburgaz tesislerini konuşalım. Sürekli işte yeni yapılmış haliyle işte e, yenilenmiş haliyle Oradan inşaatla alakalı bir kısmının daha bitmesiyle haberler oluşuyor ama Galatasaray tam olarak ne zaman geçecek Kemerburgaz tesislerine. Hani konuştuk bir yöneticiyle. Kendisi dedi ki Galatasaray'ın yeni sezonda Kemerburgaz tesislerinde olmasını planlıyoruz. Bizim hedefimiz Galatasaray için yeni sezonda Kemerburgaz tesisleri dedi. Yani Galatasaray yeni sezonu Kemerburgaz tesislerinde açacak. Bu konuyu da hemen böyle. Aradan geçirmiş olalım hızlı bir şekilde. E, konuşmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazarsınız. Şu kiralık oyuncular videosunu hala yapamadık. Yapacağım söz veriyorum. Maçtan sonraya yasaktı muhtemelen. E, başka bir istediğiniz e, konu varsa yazarsınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.